arkadaşlarım, merhabalar dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Yeni bir haftadan herkese merhabalar diliyorum. Öğrencilere başarılar, işe gidenlere hayırlı mesailer. Ben de benimkileri işe gönderdim. Önce Oktay çıktı evden, arkadan Mert çıktı evden. Bir kahvaltı yaptık böyle sabah 6.30-7 gibi. Ondan sonra böyle oturup kaldım. Hafta sonu da köye gittiğimiz için Mert evde yalnız kalıyor. Her ne kadar eve baksa da yani evi ona teslim ediyoruz. Ama şeylerini mesela yemek yapıyor, ısıtıyor kendi kendine. Yemek oluyor genelde dolapta da yemek ısıtıyor. İşte bulaşık makinesine bazen koyuyor, bazen sadece çalkalayıp bırakıyor derken ne olursa olsun ev bana çok dağınık ve kirlenmiş geliyor hafta sonundan sonra. Şimdi böyle düşünüyorum ne yapsam diye. Böyle oturdum bekliyorum çünkü şey yaptım, ocağa yağ, şöyle göstereyim, yağ çizici sıktım. Hemen böyle kafalarını ve şeylerini buraya aldım, demirlerini. Şimdi bekliyorum biraz ki yağ çözücü işlesin içine diye. Bir taraftan da düdüklü de but kaynattım. Tavuk butu. Yanına bir spagetti makarna yaparım. Biraz da böyle patates. Bugün böyle kolay geçireceğim çünkü daha böyle sebze falan almadım. Köyden meyve getirdik ama sebzemiz yok. Köyde sebzeler bitti ya yavaş yavaş dostlarım. Yani biraz patlıcan var. Başka da sebze kalmadı. İzlediğiniz geçen haftaki vlogda haldır haldır herkes salça yapıyor şu an. Ve incirin de son demleri artık bahçemiz yavaş yavaş bitiyor. Dönemsel olaraktan. İnşallah seneye bahara yeni yeni şeyler ekelim oraya. Çok güzel oluyor gerçekten. Yazın köyden kendi ektiğiniz sebzeleri getirmesi gerçekten çok çok güzel oluyor. Ben de kayınvalidemin ve kayınpederimin sayesinde bu güzellikten faydalanıyorum. Dediğim gibi bu durumdan çok çok memnunum. Bugün neler yapsam diye düşünüyorum dostlarım. Aklımdaki bir planda aslında belki orayı size çekmem, o yüzden anlatayım. Benim küçük bir tuvaletim var kapının girişinde. Hani bazen makyaj yapıyorum, orada sizinle sohbet ediyorum, görüyorsunuzdur. Bir tarafını yüklük olarak kullanıyordum, bir tarafında da makyaj yapıyordum. Ama şimdi orasıyla ilgili bir planım var. Banyodaki şeyi, çamaşır makinesi ve kurutmalığı ben oradan aldırtacağım. Yani o banyoyu ferahlatmak için onu şeye koyacağım dostlarım. Bu küçük tuvaleti koyacağım. Çünkü küçük tuvalet hiç kullanılmadı. O yüzden ardi olarak kullanılıyor. Yani kimse o tuvalete girmiyor. Alaturka bir tuvaleti var. Esasında çok faydalı Alaturka tuvalettir ama üzerine biz bir hani bu çamaşır makinesi taşıyıcılar var. Ondan oturtacağız. Hiç böyle kırdırmadan, şey yapmadan. Ondan sonra makinayı üstüne koymayı düşünüyoruz ama bir ustanın ve bir şey tesisatçının gelmesi, girip bakması lazım oraya. Eğer o iki makina bu tarafa geçerse orası küçük bir çamaşır odası olarak kalacak ve banyo çok rahatlayacak. Valla Oktay 4 metrekare dedi banyoya ama biz doğru mu hesapladık, yanlış mı hesapladık onu da bilmiyorum. Yani banyomuz bizim evet küçük ama aşırı minik de değil. Ama tabii ki işte içine bir duş akabim, bir tuvalet, bir lavabo sığacak kadar açıkçası. Benim de matematiğim çok çok iyi değil. Yani üniversite okuduk ama ben biraz sözelci olduğum için, ben işletme mezunuyum. Ben Oktay'a güveniyorum. 4 metrekareymiş dedi ama hani biz böyle hani küp olarak mı hesapladık? Yoksa şey olarak mı, hacim olarak mı hesapladık? Sadece taban olarak mı hesapladık? Şu an çıkaramadım. Neyse bu akşam eğer ya da yarın akşam bir usta gelirse usta bize söyleyecek kaç metrekare olduğunu ve bizim o beğendiğimiz fayanslardan ne kadar almamız gerektiğini. Ben en son işte böyle kırık beyaz ekru şeklindeki fayanslar ve şeyin içi içinde
ahşap renk düşünmüştüm duşakabin içinde. O şekilde şu an aklımda duruyor. Bir değişiklik olmazsa zaten her şeyi sizinle paylaşacağım. Benim büyük dolap modülüm de geldi bu arada. Gerçi şu an kutuların içinde ama salonun ortasında duruyor dostlarım. Şöyle size bir son durumu göstereyim. Bir saniye. Evet dostlarım, işte ana modülün parçaları da burada duruyor. Geldi onlar da kargodan. Ben bitmeden almak istedim açıkçası. Son iki taneydi. Bu modülü çok beğeniyordum. Şimdi size gösterebilir miyim bilmiyorum. Gösteremem. Şöyle sadece ucundan bir göstereyim. Aynısını şurada da rafları var. Şurada da alt kısmı var dostlarım. İşte buraya Bauhaus'u gezerken söylediğim gibi cam kestireceğiz. Üstüne şeffaf bir cam. Şu siyahı gözüksün ama aynı zamanda da mobilyaya bir zarar vermesin. Orada da bu setin kendinden gönderdikleri lavabosu var. Sete dahil. O da çok ağır. Ben Oktay'ın yardımı olmadan çıkartamıyorum. Ama şöyle beyaz 60 santim uzunluğunda, hatta şöyle göstereyim, bir lavabosu vardı. İşte bunlar da böyle salonun ortasında duruyorlar. Koyacak yer bulamadığım için. Ama ben alıp koydum. Ya dediğim gibi son iki taneydi internette. Çünkü gittiğimi geçen senede bakıyordum. Çok uzun sürede gelmiyor. Geldim, 2-3 tane geliyor ve çok çabuk bitiyor. Bu da hoşlandığım bir model olduğu için aldım. Yan modüllerini de göstermiştim size dostlarım da kapının arkasında. Üstü ve altı yan modülün duruyorlar. İnşallah bunların da taktıracağımız günler gelir. Zaten şu an böyle şeyden ötürü, bu korona tedbirleri sebebiyle hani çok fazla gelinimiz gidinimiz yok. O arada bunları da hani burada dursunlar. Sonrasında da takalım bir an önce de her şey yerini bulsun. Hem çok zevkli bir süreç bu süreç, hem de hani tadilat aşaması da insanları çok korkutuyor. Ama ben fayansları falan kırdırtmayacağım, direkt üstüne kaplattıracağım diğer şeyleri. Çok az bir daralma olur, o kadar birkaç santimlik daralma beni çok korkutmuyor açıkçası. Bunlar da üst aynanın iki tane rafı. İşte bu rafın bir tanesiyle ben Bauhaus'u gezdim geçen gün ki alacağım parke desenli fayans buna uysun diye. Parke desenini de göreceksiniz. Zeminine ve yan duvarına sadece şöyle L şeklinde duşakabinin içine döşeyeceğim. Allah'ın izniyle olursa eğer bir duş seti alırsak, duş paneli de, duş panelinde şu şekilde üstüne koymayı düşünüyoruz. Böyle hep olarak hayal ediyorum işte. Hani yaptırırken mesela şöyle koyuyorum. Yakışıp yakışmadığına bakıyorum. Panel de şöyle duracak büyük ihtimal. Orada da zaten panelin yanına tahtayı koyarak nasıl göründüğüne bakmak istemiştim. Evet, yağ çözücü bayağı bir yumuşatmış dostlarım. Şöyle Mert kendine bir şeyler yapmış. Şu şeylerle dökümlerle şeyin arasına girmiş herhalde ocağın. Şöyle bir, aslında ben şu kafaları da çıkartacağım. İyice bir göreyim. Hatta oraya da bir sıkayım. Şu laf çalının yağ çözücüsü varmış bende. Memnun muyum? Memnunum dostlarım. Hemen ciddi yağı çözüveriyor. Şöyle silelim. Erkek çocukları çünkü, yani kız çocukları kadar değil. Her ne kadar Mert gördüğünü yapmaya çalışsa da, yani
Bir oyunda arkadaşı bekliyorsa koşturup gidiyor. Dostlarım bilgisayar oyunu oynamayı seviyorlar. O da evdeyken oynuyor. Bir de artık online oynuyorlar. İnternette hani böyle konuşmalı, paylaşmalı. O yüzden de arkadaşları online beklediğinde durmuyor. Acele ediyor. Zaten telefon hayatlarımıza çok fazlasıyla girdi. Çok ben zaten kitap okumayı çok severdim. Ya da böyle internetten, Google'dan bilgi okumasını da çok severim ama hani Instagram, Facebook ben çok oralarda gezmiyorum. Bu pandemi süresinde de Trendyol'a biraz alıştım. İşte evin ihtiyacı olan şeyleri mağaza mağaza gezmektense orada söylemeyi, gıda değil, gıda pek ben söylemiyorum şeyden. Kendim gidip alıyorum. Giyim de işe giderken giyim, evet ısmarlıyordum. Sonra giyim vazgeçtim. Benim Instagram'da artık iyi tanımış olduğum butiklerim var. Mesela Purple Banu gibi, Banu Tor. İşte onun gibi. Bir tane Selena'nın var. Onun gibi. Yani hep böyle izlediğim, takip ettiğim, hep oradan aldığım, kıyafet aldığım, benim tarzıma uygun. Hani böyle güvenilir siteler var. Onlardan alışveriş yapıyorum. Fazla da çeşit yapmıyorum sayfalar arasında. Şeyleri de işte böyle yavaş yavaş dekorasyon şeylerinde evde de böyle evde kalınca özellikle geçen sene çok evle meşgul oldum. Dedim ya dekorasyonlarımı değiştirdim bazı. Birbirine uyumlu olacak şeylerle takviye ettim. Onları hep internetten söyledim ben. Ondan sonra ve Trendyol'dan söyledim. Ben kredi kartı kullanmayı sevmiyorum dostlarım. Kredi kartım olmadığı için yani nakit ödemeyi, cebimde olan parayı görmekten hoşlandığım için işte bu Trendyol'a falan önceleri bakmıyordum. Ama işte Oktay Sanal Kart diye bir şey yaptı bana. Hani kendi harçlığımdan o kartı atabiliyoruz bankadan. Oradan da istediğimi alabiliyorum. Bilenler bilir. Ben de işte böyle kağıttır, işte şeydir, işte sevdiğim için kredi kartı gibi işte. Tamamdır canım dostlarım. Ocağımı güzelce sildim. Gözlerinde, dökümlerinde taktım. Şöyle güzel parlattım, sildim. Düdüklü tenceremi de ocağın üstüne koydum. O öyle beklesin akşama kadar. İçinde dediğim gibi tavuk var. Onun suyunu sadece akşam spagetti yaparken kullanacağım için tekrar ısıtacağım. Şimdi bu şekilde kalabilir. Şöyle güzelce tezgahımı da sildim. Hatta şu tezgah havlumla buradan gitmeden şöyle tekrar şöyle bir kurulayayım iyice suyu kalmasın. Bir taraftan da saate baktım. Bir şey okunuyor dışarıda. Öğle ezanı mı acaba dedim ama öğle ezanına daha var. Herhalde dua okuyorlar. Ne güzel, Allah kabul etsin. Şimdi burayı da böylece sildim. Diyorum ki ben burayı da böyle açmışken yağdanlıkları, tuzluğu falan koymadan acaba kasamda burada içinde domatesler var. Alıp hemen en azından bir yarısını kullansam, yarısını bıraksam yemedik. Kabuklarını soyup böyle küp küp doğrayıp buzdolabına atsam, hemen başlasam mı diyorum. Kasamı da alayım o zaman, şöyle bir yan tarafımı domateslerimi
Daha doğrusu kasam almayayım. Domatesleri bir tane değerini koyayım. Güzelce yıkayayım. Onlar azıcık öyle suda beklesin. Ben de bu arada Fatmacığım, Fatma Deren Ceren Hon beni izliyormuş kahvaltıda. Şöyle bakıyorum. Saat 12'yi geçmiş. 12'de yeni vlog atacaktı. Gidiyorum arkadaşım şu an seni izlemeye ama önce bunları bir leğene koyup geliyorum hemen. Domateslerimi koydum. Bir bu tarafa koydum. Küçük tarafına. Burasını genelde çünkü sebze meyve yıkamak için kullanıyorum. Bu tarafa da biraz daha koydum. İçinde su var ama sonra olmadı. Tekrar yıkarım. Aslında yıkadım da. Şöyle yarısı kadarını kullandım. Yarısı kadar da dursun diyorum. Şunları da 2-3 parçaya ayırıp poşetleyip dolaba kaldıracağım. Çünkü çok salatalarda bir hafta boyunca kullanırız. Kahvaltılarda da kullanıyoruz. Biz domatesi çok seviyoruz çünkü. Bu da buzdolabının sebzeliğinde dursun dosturum. Onları da poşetleyeceğim biraz sonra ama şimdi kendime bir yeşil çay alıp Fatmacığımı seyretmeye gidiyorum. Fatmacığım, Ceren ve Deren'e de Deren. Ben de el sallıyorum buradan kızlarıma. Hemen çayımı içtikten sonra mutfağa geçtim ve cam kaselerimi önüme çektim. Domateslerimi de aldım. Kabuklarını şimdi ince ince soymaya başlıyorum. Sıcak suda falan tutmadım. Böyle keskin bir bıçak yardımıyla ince ince kesebiliyorum dostlarım. Hemen bir an önce başlayayım. Bir an önce bitsin işlerim. Canım arkadaşlarım domateslerimi soydum. Şurada da var biraz. Burada kabukları. Kabuklarını atmadım. Domateslerin sadece başlarını ve işte böyle diplerinde sararan bir yer varsa onları ayıkladım. Çepe attım ama burada şeyleri kabukları çünkü bu kabukları biraz sonra rondodan geçireceğim ve tuzla kaynatacağım. Bildiğiniz kışlık sos oluyor. Aynı kavanozlara koyacağım. Hatta birazını da bu akşam böyle makarna spagettinin üstüne koymak için ayıracağım. Bunları bu şekilde biraz sonra kaynatmaya başlayacağım. Bu domateslerimi de küp küp doğrayıp buzluğuma koyacağım dostlarım. Şimdi başlıyorum. Önce bu kabukları ve blenderdan geçireyim. Benim şöyle bir rondom vardı. 15 senelik rondom dostlarım. Hemen onun üzerine böyle iyice yıkadım. Zaten domatesleri de kaç kez yıkadım biliyorsunuz. Bu kabukların da birçok defa yıkadım. Şimdi böyle suyunu süzdüre süzdüre rondomu koyuyorum. Yani sürüyorum. Kapağını da kapatayım. Şimdi takalım bakalım. Kayınca kaşını sabitleyeyim. Tamam. Böyle bir güzel çeviriyorum birkaç kez onu.
yatayım. Hareket ettiğimi çalışmıyor onda. Şimdi bu şekilde kapağını açıp bakıyorum. Biraz elimle böyle doku kontrolü yapmak istedim. Pütür pütür alan bir şey var mı diye. Evet, gayet güzeldi. Onu tencereye döktükten sonra şimdi tekrar bitesiye kadar kabuklar hepsini tek tek rondadan geçireceğim. Güzelce şöyle püre gibi olunca, hatta biraz daha püreden sulu hale gelince tencerenin içine geçireceğim. Zemin nemli olduğu için kayıyor. Kayınca da çalışmıyor. Şöyle bayağı çok, dediğim gibi. Şimdi ben size onun dokusunu göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle bakın şimdi. Gördünüz mü? Püre gibi hemen tencereye hop, evet arkadaşlar, alıyorum. Bakın, ve böyle böyle dediğim gibi kabukları bitirinceye kadar sos devam ediyorum. Görüyor musunuz ne kadar harika? Neredeyse salça gibi oldu. Ne yapıyoruz? Her şeyi değerlendiriyoruz. Devir o devir. Böyle hiçbir şeyi atmıyoruz dostlarım. Bir şeyler mesela yapıyorsak da, yaptırıyorsak da, mesela alıyorsak da, ben bundan sonra artık hani böyle ömürlük olsun diye gerçekten hani bir parça kaliteli olsun ama devamlı devamlı her sene almayalım. Aldığım eşyalar da artık böyle sağlamlığına bakıyorum. İşte diyeceğim gibi kabuklarını da atmadık. Bakın doğradık misler gibi. Şimdi şöyle içine kaya tuzu, hani çakıl tuzu da diyorlar. Ben bir şöyle iki kaşık kadar atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi fokur fokur kaynasın iyice. Ondan sonra kavanoz getireceğim içeriden. Kavanozlarım kuru. Yıkamıştım daha yeni. Semizotu turşum vardı. Semizotu turşusunu bitirdik geçen gün. Hemen onları yıkayıp kaldırdım. Şimdi o kavanozlarımı getireceğim. Bunları böyle aynı konserve gibi sadece akşam sosluk bırakacağım. Diğerlerini kavanozları koyup kaldıracağım dostlarım. Sıra geldi buraya. Bunları da hemen küp küp doğramaya başlıyorum.
Evet arkadaşlar, domates kabuğundan yaptığı salçam, yani sosum diyeyim, salça olmaz da sosum, ama salça gibi oldu gerçekten. Sosum hazır. Yaklaşık 3 kilo domatesin kabuğundan şöyle bir yarım litrelik kavanoz çıktı. Ama tabi devamı var. Burada ben şey yaptım, spagetti için sos hazırladım. Tavuklarım da şu an fırında duruyor. Patates kızartacağım şimdi yanına. Şimdi domateslerimi de doğradım. Şimdi onları hemen poşetleri doldurup 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 direkt buzdolabına hemen aktaracağım dostlar. Ondan sonra da patateslerimi dilimleyeceğim. Patateslerim sirkeli suda bekliyor. Sirkeli suda beklediği zaman çok çok az bir yağda kızartabiliyorsunuz. Yani yağın içine atmak gerekmiyor. Sadece tavayı şöyle, ne diyeyim, yağla ıslattığınızda yeterli derecede çok güzel yumuşacık ve titri titri olarak pişiyor. Bunu kayınvalidemden öğrendim. Kayınvalidem hep yapıyor biliyorsunuz. Patates kızartması bizlere hep köyde, onu genelde patates çekerken, pardon, patates pişirirken çekiyorum. İşte onun sırrı bu dostlarım. Bekliyor şu an sirkeli suda. Doldurdum dostlarım. Hepsini böyle birer porsiyonluk buzdolabı poşetlerine koydum. Mert de geldi, gelmek üzere. Şöyle artık onları şu şekilde saklama kabının içine, böyle buzluğa derin dondurucuya girebilen bir saklama kabının içine aldıktan sonra, şimdi artık kaldıracağım dostlarım. Arkadaşlar yine köşemdeyim.
Bugün günlük vlog sanki böyle tarif vlog gibi oldu. Çünkü bütün zamanım mutfakta geçti. İnanın şu an saat 6'ya çeyrek var. Ve ben sabahtan beri, yani sabahın 6'sından beri ayaktayım. Ve Mert'i ve Oktay'ı geçirdikten sonra daha böyle mutfakta uğraştım. Tabi bu arada ben o küçük banyoyu da hallettim arada. Çamaşırlarımı da yıkadım. Böyle küçük küçük yaptığım işler var arada gidip gelerek tabii ki. Ama gerçekten vaktim mutfakta geçti çok fazla. Uzun uzadıya da böyle çok çeşitli şeyler çekemedim sizlere. Artık kusuruma bakmayın. Ama gerçekten domatesleri halletmemi çok sevindim. Bugünlük benden bu kadar olsun mu? Olsun hadi. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanızı diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.